Alnımızı bayrağımızı da atlılarımız sizleri selamlıyor. Onlara bir kez daha güçlü alkışlarla teşekkür ediyoruz. Görüşü düzenlenen Tavas Seyri Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış menasiminde Çelek konma töreni öncesinde tüm toplumumuza bir kez daha güçlü alkışlarla hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Festivalimize katılanları kardeşliğin, birlikte olmanın, gönül gönüle omuz omuza yaşamanın sevinci, mutluluğu ve coşkusuyla baş başa bırakırken festivalin hazırlanmasında gecesini gündüzüne katan, çalışan Tavas Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine şükranlarımı sunuyoruz. Güçlü alkışlarla teşekkür ediyoruz. Sayın milletvekilim, değerli konuklar, Belediye Başkanlığı'nın çelenginin konulmasını arz ediyorum. Selam olsun diyoruz. Şöyle kocaman bir alkış ediyoruz. O zaman tüm Türkiye'ye bir el sallayalım buradan. Bir el sallayalım ve bizler burası Tavas. Burası neresi? Burası neresi? Burası neresi? Tavas'tan tüm Türkiye ve dünyaya selam olsun diyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Adım adım yolları olan yolları açılıp sarmıyor yarın kolları olan Avrupa Denizciler Derneği Başkanı Ali kardeşim, AK Parti ilçe başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanım, değerli protokol meclis üyelerimiz, kıymetli muhtarlarım,
Öncelikle ve değerli hemşehrilerim, öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz TAVAS, ZB Kültür ve Sanat Festivalimize hoş geldiniz. TAVAS'ımıza ait değerlerimizi ve geleneksel kültürümüzü tanıtmak amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz TAVAS, Zeybek Kültür ve Sanat Festivalimizde 4 gün boyunca devam edecek olan kültür ve sanat etkinliklerimizin yanı sıra birbirinden değerli yerel ve ünlü sanatçılarımız sahne alacak. Festivalimizin temel amacı TAVAS'ımızı tanıtmak, Zeybek kültürümüzü devam ettirmek ve gelecek nesillere aktarmaktır. Mücadeleyi, asaleti, kahramanlığı anlatan TAVAS Zeybeğimiz dilden dile, kuşaktan kuşağa geçen bir direniş, haksızlığa karşı çıkan, dağları mesken tutan efelerin öyküsüdür. Adı ile özdeşen bu halk oyunumuz kendine has ezgisi, kıyafetleri ve ağır figürleriyle kökeninde efelerin yiğitliğini anlatır. Efenin heybeti, asaleti, gururu ve mertliği yapılan her figürde yeniden hayat bulur. Asil duruş TAVAS Zeybeği'nin etkileyici hikayesiyle bütünleşince seyrine doyum olmaz bir oyun ortaya çıkarır. Kültür şölenimizin gerçekleştiği festivalde yöremize ait kültürel değerlerimizi yaşatmak için halk eğitim merkezi, usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizin el emeği göz nuru hazırlamış oldukları standlarımızı festival boyunca gezebilirsiniz. Festivalimiz tekrar hayırlı ve uğurlu olsun. Bugün katılımlarıyla bizleri onur eden değerli büyüklerime ve siz kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun, var olun. Egeon TV'nin değerli izleyenleri, TAVAS'ta festival heyecanı devam ediyor. Şu anda yanımda Baklan Belediye Başkanı Sayın Yusuf Külsever var. Efendim, festivallerin bir bölgenin tanıtımı için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Neler söylemek istersiniz? Tabii Denizli'deki festival, bunu çok önemli buluyorum elbette festivalleri. Denizli'deki yapılan festivallerin çoğunun başlamasında da imzası olan kişilerden biriyim. Kalenin Biber Festivali, Acıbayam'ın Kavun Festivali, Buldan'ın Yeniceket Üzüm Festivali, Çivri'nin işte Elma Festivali, Çalık Üzüm Festivali gibi yani daha birçok festivallerde yıllar öncesinden ilk başlatanlardan, tarım il müdürüyken o kişilerden biriyim. Onun için festivaller çok önemli, Denizli'miz çok önemli, ilçelerimiz çok güzel, her biri ayrı bir değer, her biri fevkalade Türkiye'mizin incisi. Bu güzellikleri elbette, bu kültürü, bu geleneklerimizi hem insanımızla hem Türkiye ile hem dünya ile buluşturmak, tanıştırmak, kaynaştırmak, insanları bir araya getirmek, onları eğlendirmek, günün o meşakkatli yorgunluklarını, kafadaki sorunları şöyle bir boşalabilmek buralarda elbette güzel bir hizmet. Ben bu nedenle de tabii TAVAS'ta bu festivali düzenleyen başta belediye başkanımız olmak üzere tüm ekibine, ona hizmet veren ve omuz veren tüm arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. TAVAS ve kale yaren güme tarihiyle, gelenekleriyle, üretimiyle güzel bir yer. Çok güzel bir yerimiz bizim. İnsanlar hak ediyor festivali de tabii ki. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. TAVAS'ımız için, Denizli'miz için, ülkemiz için güzel olsun, güzelliklere vesile olsun diyorum. Efendim, son olarak şunu sormak istiyorum. Biliyorum ki tarıma çok önem veriyorsunuz. Baklan'da son durum nedir? Tarımsal üretim bakımından. Şimdi önce bir TAVAS'tan gidelim. Tabii 2000'li yılların başlarında bitkisel üretimde de, hayvansal üretimde de
ve toprağımızın işlenmesi ve ürün deseni yönünden de bazı eksikliklerimiz vardı. Ve pek de konuşulmazdı. Denizli'de Denizli konuşurken Denizli'nin travertenlerini elbette vizyonu olan Pamukkale'yi konuşurduk, mermerini konuşurduk, tekstilini konuşurduk ama tarım biraz geride gelirdi. Ama şükürler olsun şimdi ben de bir ziraat mühendisi olarak, tarımcı olarak gurur duyuyorum yani. Denizli deyince kardeşim o zaman da diyorduk uyuyan bir dev var, şimdi tarım akla gelir. Tavas'ta da gerçekten bu arazi toplaştırma çalışmalarından tutun da bitkisel üretimde fevkalade güzel mesafe alındı. Tabas Ovası, Kale birlikte, Barzo Ovası, Nikver ilk toplaştırmanın başladığı alandır yani bu bölgelerde. Bunlar çok güzel hizmetlerdi. Onun dışında büyükbaş hayvancılıkta çok mesafe aldı. Küçükbaş da aynı şekilde. Tavas büyüyor, gelişiyor, üretiyor ve pazarlara gönderiyor. Ben Tavaslıları, çiftçilerimizi kutluyoruz. Tabii ki Denizli'mizin sadece Tavas'ta değil, her bir dört bir yanında da iklim ve ekoloji bakımından da çiftçimizin bir de vatandaşımızın tarımı olan ilgisi, alakası, üretkenliği bakımından da Denizli üretiyor. Baklan Ovası da üretiyor. Baklan'da koca o 92 bin hektarlık ovadaki o insanlar da hele bugünlerde hububatlarını hasat ediyorlar. Arpasını, buğdayını ve satıyorlar. Güzel de ellerine paralar geçiyor. Hayvancılıkta çok güzel bir durumda. 90'larda, 100'lerde böyle kilogramı o danaların kesime gönderirken oldukça sevmişler. Tabii bizim o bölgemizde ayçiçeği, mısır üretimi, pancar üretimi gibi arkasından peş peşe gelecek. Ve buradan hemen şunu söyleyelim. Tabii üzümde Denizli çok çok ileride. Bağ alanları itibariyle ve ürettiği üzüm bizim gerek sofralığımız, gerek şaraplığımız, pekmezliğimiz, çok güzel üzümlerimiz var. Baklan'la da bu şekilde. Biz önümüzdeki günlerde Baklan Kültür Festivalimizi, Hüsamettin Gazi'yi anma ve şenliklerimizi yapacağız. Ve bağ bozum şenliklerimiz olacak. Bereketi çiftçimiz orada tatmış olacak. Yani genelde Eylül ayımızda bizim işte Ağustos, Eylül, Temmuz'da başlayan bu hasat dönemimiz bağ bozum şenlikleriyle doğruya ulaşmış olacak. Biz bütün insanlarımızı da o baklanımıza, güzel baklanımıza, Denizli'mizin incisi, güzel ilçemize davet ediyoruz buradan yani. Erişteler hazır mı? Erişteler hazır. Tabii ki susam ezmelerimiz, pekmezlerimiz oluşacak, şıramız oluşacak. Şıra içmeye davet edelim sizleri de inşallah. Yani. Çok teşekkürler başkanım. Ben de teşekkür ediyorum. Sizleri bu güzel etkinlikleri insanımızla buluşturduğumuz için sizleri de kutluyorum, tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Bizi izleyenlere de selam ve saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun başkanım. Denizli Sağlık İl Müdürü Sayın Berna Öztürk'le beraberiz. Efendim, bugün burada değişik bir konu işliyoruz aslında. Yöresel ürünler çok önemli. Denizli'nin sağlık turizminde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Gelen insanlar sağlık ihtiyaçlarını aldıktan sonra yöresel ürünleri almaya gelsin diyoruz. Siz neler söylersiniz? Kesinlikle doğru düşünüyorsunuz. Öncelikle festival çok keyifli, müzikler harika, standlar çok güzel, yöresel ürünleri ziyaret ettik yiyeceğinden, içeceğinden, el işinden ki Denizli'nin en işi meşhur biliyorsunuz. Tabii sağlık için gelen insanların çoğu aslında ağır travmatik hastalıklar değiller. Bunun estetik tarafı var, saç ekim tarafı var, basit daha basit cerrahi tarafları var, ameliyatları var, fizik tedavisi var. Buraya gelen insanlar hem sağlık hizmeti alıp hem de aslında bu yöreyi tanımalı ve bu yörede alışveriş edebilmeli. Yöremizin yöresel ürünlerini tadabilmeli, satın alabilmeli, evlerinde anı oluşturacak güzel parçalar götürmeli buradan diyorum. Bu anlamda ben standları gezdim, bayıldım doğrusu. Çok güzel. İnsan her birinden alası geliyor. Her bir yöresel lezzeti yeniden tadası geliyor. Harika. Şunu sormak istiyorum. Yarın burada önemli bir buluşma var. Avrupalı denizler burada buluşacak. Avrupa'dan Denizlileri Denizli'de sağlık hizmeti almaya davet eder misiniz? Denizli'deki sağlık durumumuz nedir? Onlara biraz bilgi vermek ister misiniz? Tabii ki biz Türkiye olarak aslında sağlık alanında son derece gelişmiş durumdayız. Çok hızlı, çok güvenilir.
ve gerçekten çok iyi yetişmiş hekimlerimiz ve diğer yardımcı sağlık personellerimizle birlikte çok kaliteli bir sağlık hizmeti veriyoruz. Bunu sadece Covid döneminde değil, aslında bundan önceki gerek kalp damar hastalıklarının tedavilerinde, gerek nörolojik ve beyin hastalıklarında, gerek son zamanlarda biliyorsunuz herkes gençleşmeye, ömür uzadıkça meraklı, plastik cerrahi, estetik cerrahi alanlarında gerçekten çok değerli hekimlerimiz var. Üstelik elimizde de var. Üniversitemizde kamusuyla ve özel sektörüyle sağlık alanında çok gelişmiş biriyiz biz. Elbette ki yurt dışındaki vatandaşlarımız da biliyorsunuz Türkiye'ye geldiklerinde aslında bizden sağlık hizmeti almayı. Yine aynı şekilde diş alanında oldukça gelişmiş merkezlerimiz var. Çok güzel bir buluşma olacak. Yarınki buluşmayı bizler de heyecanla bekliyoruz. Bu organizasyonu yapan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Zaten vatandaşlarımız biliyoruz geliyorlar, hizmeti bizden alıyorlar. Daha sevindirici tarafı aslında sağlıkla ilgili öteledikleri hizmetleri bizden alıyorlar. Yaşadıkları ülkelere gittiğinde konu komşu o ülkenin vatandaşlarına da tavsiyelerde bulunarak onları da bize gönderiyorlar. O anlamda biraz daha gayret etmeye, belki tanıtım konusunda bir eksiğimiz var. Yarınki organizasyonu bu anlamda çok önemli buluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Efendim çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hanım olsaydı tamam derdim. Başkanım plaka da çekilsin ama.